Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ekliyorum. Önden de bir tatlı kaşığı dibek kahvesi eklemiştim. Double fincan kullanıyorum. Fincanın aldığı kadar su ekledim. Şeker kullanmıyorum. Siz dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Topaklanmalar oldu, görüyorsunuz. Ocağın altı açıkken karıştırdığım zaman çok daha kolay çözülüyor. Karıştırıyorum güzelce. Çözündü hepsi, görüyorsunuz. Köpük oluşmasını bekliyorum. Sürekli karıştırmak doğru değil. Sürekli karıştırmıyorum. Güzel bir köpük oluştu. Oluşan köpüğü nazikçe fincana aktarıyorum. Siz ölçüyü birebir kullanabilirsiniz bu arada. Küçük fincanda içecekseniz eğer bir çay kaşığı olarak kullanın. Süt kullanmıyoruz. Dibek kahvesiyle çok daha güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yeniden köpük oluşması için karıştırıyorum. Ocağın altı hep en kısıkta. Kahvemiz de yanmayacaktır bu şekilde. 19,5 şeyi. Yani yine bir köpük oluştu. Yüzey tutmuş. Hafifçe karıştırdım. Görüyorsunuz güzel, yumuşak kıvamlı bir Türk kahvesi oldu. Deneyen, yapan herkese şimdiden afiyet olsun.